Namık Kemal şairdir, Namık Kemal yazardır, Namık Kemal şudur, Namık Kemal budur. Yalnız Namık Kemal'in bilinmeyen bir yönü var. Bu bilinmeyen yönü de eğitimciliği, eğitime bakışı. Diyeceksiniz ki, çok mühim mi bu? Evet, bugün için en mühim şey eğitim. Namık Kemal İstanbul'da yaşarken bakıyor ki okullarda bizim Müslüman ve gayrimüslüman Osmanlı'da iki grup var. Müslüman ve gayrimüslüman. Gayrimüslüman topluluk kendi okullarını kuruyor. İlkokulda 6 ay sonra başladıktan sonra 6 ay sonra çocuk okumaya başlıyor. Bir sene içinde gazeteyi okuyor. Gazeteleri okuyor. Fakat bizde mahalle mekteplerinde verilen çocuklar ve o arada bayanlar yani ilkokul öğrencileri kızlarımız baştan Kur'an-ı Kerim üzerine çalışmaya başlıyorlar. Elham'a geçiyorlar birinci sene. Okumak yok. İkinci sene Elham'ı bitirdikten sonra Kur'an-ı Kerim'e geçiyorlar. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar fakat anlayamıyorlar. Yani yazarından anlayamıyorlar. Karşılıkları yok. Ama gayrimüslimlerin okullarında yetişenler hem okuyor hem yazıyor. Bizimkiler okuyor, yazamıyor, bir gazetede okuyamıyor. Bu hal Namık Kemal'e çok fazla dokunuyor. Neden bizim nüfusumuzun yarısı bayanlardan teşekkür ediyor? Yarısı da baylardan, erkeklerden teşekkür ediyor. Neden bunlar okumazlar? Neden bunlar gayrimüslimlerin seviyesinde bulunamazlar? Bunlardan akıl bakımından noksanlıklarım var. Bakın şimdi ilkokula baştan ayan çocuklar bilgisayar üzerinde ne çalışmalar yapıyorlar? Bilgisayarı neredeyse başından sonuna kadar ezberlemişler. Neden bizim çocuklarımız bu kadar duyarsız mı? Neden okuyamıyor diye kendi kendine dertleniyor. Ve 1869'da Londra'dayken çıkardığı Hürriyet gazetesinde eğitime bakışını izah ediyor. Ve benim biraz evvel söylediklerimi orada teker teker yazmış. Şimdi Namık Kemal bunları yazdıktan sonra Londra'dan af çıkıyor ve Viyana'ya gidiyor. Viyana'da 6 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Bir piyesinde tabiki konması dolayısıyla Namık Kemal'e Midilli yolu maaşlı orada ikamete mecbur şeklinde 50 lira maaş alıyor. 50 sarı lira maaş. Abdülhamit tarafından Midilli'ye yollanıyor. Midilli'de bakıyor ki Türk okulu çok az. Rum okulları 24 köyde Rum okulu var. İki tane büyük merkezinde ve büyük bir köyünde ara sınıf yani ne diyelim ortaokulla lise arası Rüştiye var. Bu Rüştiye'de okuyanlar daha çok Rum çocukları. Çünkü Türk çocuklarının altyapısı yok. Burada hazırlık yapıyor. Bir gün Midilli'de bana görev verilmesi lazım gelirse ben o şekilde hazırlanayım ki 6 maddede sıralıyor lazım olan şeyleri. Ziraat, sanayi, marif vesaire falan diye böyle 6 çeşit mesele üzerinde fikir yürütüyor ve hazırlık yapıyor. 2,5 sene sonra Namık Kemal'e Sultan Abdülhamit tarafından
Midilli'nin mutasarrıflığı veriliyor. Verildikten sonra zaten hazır olan Namık Kemal bu 6 maddenin yanında eğitimi de ilave ediyor ve kız çocuklarının bilhassa okuması için önerilerde bulunuyor. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ne verdiği arzlarda, arznamelerde bunları özel olarak belirtiyor. Diyor ki, Midilli'de okullar maalesef yok. Yok derece az. Türk okulları bir okul var. 24 köyü var Midilli'nin, bir okulu var. Bir okulunda Türkçe ders veriliyor. O da dediğim gibi, bunları okutmazsak, bu çocukları yarınlara hazırlamazsak, bu çocuklar ana oldukları zaman, bu çocuklar baba oldukları zaman, çocuklarına ne öğretecekler? Midilli'den herkes kaçıyor, çocuklarını büyük yerlere, mesela İzmir gibi, İstanbul gibi yerlere yolluyor ve okutmaya çalışıyorlar. Ama herkes vaziyette müsait mi bakalım? Bütçesi müsait mi okutmaya? Onun için Midilli'de vakıf zeytinlikleri var. Vakıf zeytinliklerini bedelini, yani bunların gelirini bir sene veriyor zeytin, bir sene vermiyor. Verdiği senenin parasını bana tahsis edin mutasarrıf olarak. Bu tahsisten elde ettiğim parayla Midilli'nin her köyüne birer okul yapayım. Ve bu yalnız İslam'ı öğretmesin. İslam'ın dışında müsbet ilimleri de öğretsin. Hesabı öğretsin, endiseyi öğretsin, okumayı, yazmayı öğretsin. Ve bu çocuklar ışık gibi parlasın ve İstanbul'a gitsinler, büyük okullarda okusunlar. Orada iki tane rüştiye var. Birisi Türk okulu, birisi gayrimüslimlerin okulu. Bunlarda da okuyan talebelere ihtiyacımız var ve bu talebeler orada okusunlar, yetişsinler diyor. Sultan Abdülhamit bunu çok münasip görüyor ve zeytinliklerin gelirlerini Namık Kemal'e bir cemiyet kuruyor. Bu cemiyeti kurduktan sonra geliri de senin olsun. Yani vakıf gelirlerine bir nevi temlik koyuyor. Ve bu gelirler yüzünden orada hem gayrimüslimlere hem Müslüman tabakaya işine yarayacak şekilde hemen okumaya geçecek şekilde öğrenciler temin edip, öğretmenler temin edip ve vazifesini yapmış bir adam olarak huzur içinde Midilli'den ayrılıyor. Ama ayrılma sebebi orada eşit şekilde okullar açışır vesaire falan değil. Namık Kemal bulunduğu yerde Osmanlı'nın valisi olarak görevini fevkalade yapıyordu. Midilli'de İtalyan balıkçıları kaçak avlıyorlardı. Kaçak av avlıyorlardı. Buna mani oldu. İtalyanlar şikayet etti. Bizim ekmeğimize mani oluyor diye. Burası diyor Türk karasularıdır. Burada Türk balıkçılar ancak balık tutar. Siz gidin kendi karasularınızda balık tutun. Midilli'de papazlar var. Bu papazlar Fatih'i karşılama törenleri yapıyorlar. O zamana kadar yasaklanmış Fatih'leri karşılamada top ateşi yapılması veya karşılamada tören yapılması yasak. Bu mani oluyor top ateşine ve Midilli'de mutasarrıf olarak Fatih'in top ateşiyle karşılanmasını ve merasimle karşılanmasını yasak ediyor. Bütün Müslüman dünyası tabii buna çok sevinçli ama gayrimüslim dünyası tepkili. Sultan Abdülhamid'e şikayet ediyorlar. Ve Midilli'den Rodos'a gidiyor. Rodos'ta aynı şekil. Hristiyanlar okul kurmuşlar. Bir sene içinde hem yazıyor hem okuyor. Türkler okuyorlar, yazamıyorlar. Aynı şekilde orada tatbik ediyor.
Ve Rodos'ta da 24 tane ilkokul yapıyor. Ve bu ilkokullar Rodos'ta Türklüğün damgasını bir nevi çakmak durumuna getiriyor. İşte Namık Kemal'in eğitime bakışı bu. Bunu da öğrenirsek Namık Kemal hakkında bilgilerimize bir katı daha katmış olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.